İlk rotamız 15 gün 15 ülkeydi. Onu bitirdik. Sonrasında bir kere daha olsun istedim. Bu seferkine biraz daha iyi planladık. Bu sefer de 20 günde 20 ülke yaptık. Tam olarak 12 Ağustos'tu yola çıktığımızda. Dönüşümüz 1 Eylül'e tekabül etti. Tam 20 gün geçirdik Türkiye dışında. 20 farklı ülke gezdik. 10 bin kilometre yol yaptık diyebiliriz. 5 yıldızlı bir tatile gidelim, bir hafta yatalım, uyuyalım, her şey dahil olsun. Öyle şeyler yok çünkü yani yolda olmak, yolda vakit geçirmek de güzel geliyor bize. Yani eşli, çocuklu gidilmez bu tarz bir yola böyle 21 saat dönüşümlü araba kullanacağız. 8 saat, 8 saat veya çok yorulup sahada herhangi bir benzinliğin otoparkında çekip uyuyacağız. Bizim sevdiğimiz şeyler ama. O esnada çok yorulmuş olabiliyorsunuz, çok böyle bezgin hissediyorsunuz falan ama geri döndükten sonra o hiçbiri umurunuzda olmuyor. Akılda sadece güzel hatıralar kalıyor. Böyle gelişti yani baştan sona. Böyle bir yolculuğa çıkarken tek bir korku oluyor. Yolda kalırsak, iş bölümü yaptık. İşte Doruk mesela daha çok etkinlikleri araştırdı. Kıvanç daha çok sağlık ve mutfak işleriyle alakadar oldu. Ben daha çok teknik konuyla alakadar oldum. Arabanın motorunun hazırlığı ve yoldaki bütün bakımlar veya başımıza gelebilecek en ufak bir tamiri en büyük korku oydu. Onda Allah'tan bir şey olmadı. Yolda kalmadık. 20 güne maksimum anı sığdırdık. Her an hani aslında her bir konuşma, her bir yerde durma, değişik bir markette karşımıza bir şey çıkması, bir insanla konuşma. Mesela Slovakya'da fotoğraf bile çekemedik. Muhteşem bir doğa. Sürekli etrafa bakarak böyle hani hayranlık duyarak, o kadar böyle güzel görmek, bozulmamış görmek, temiz görmek. Bir süre mesela arabayı ben sürdüm. 4-5 saat sonra Doruk geçiyor. Arkada hem böyle günce tutmaya çalışıyorum, hem uyumam gerekiyor, hem ön tarafa kahve yapıyorum falan. O uyuduğum zamanlardan pişman oldum mesela. Yani ön tarafta bir sohbet geçiyor, kaçırıyorum onu. Veya yolda bir şey görüyorlar, bir şey yaşıyorlar, kaçırıyorum sürekli. Hani öyle maksimum ayakta kalma, minimum uyumayla geçti üçümüz için de. Bana çok şey kattı diyebilirim. Bir daha sorgulamaya başlıyorsunuz hayatı. Ben öyle baktım. Ben sürekli böyle bir plan için evde bir kumbara var. Hayatta demir 1 liraları harcamıyorum. Sürekli için atıyorum. Onları tümlettikçe böyle bir bütçe birikiyor. Bir bütçe ayırdık. Ama zaten güzel olan da biraz o değil mi? Böyle tamam şu anda artık böyle bir minibüsle geziyoruz. Daha öncesinde bir tane Volkswagen kaplumbağayla geziyorduk. Ondan öncesinde sırt çantasında çadır taşıyıp bir yerlerde kampa falan gidiyorduk. Hepsinin tadı ayrı ayrı. Ama böyle biraz imkansızı zorlamak gerekiyor. Biraz daha keyifli geliyor. Bir gün geç gidemezdik. Bir gün geç dönemezdik. Yoksa her şey rahatken, çok parası varken insan olmaz yani. Kenarı biriktirip de gitmek daha güzel. Biraz böyle ilk başta göze büyük gibi geliyor ama bu tarz bir şey planlamak, biraz bir zamana yaymak gerekiyor. Hadi çıkalım deyince olmuyor veya farklı tersliklerle karşılaşabilir. Kafasında böyle bir şey olanlar bir an önce bir adım atmalı hani. 2011'de bir tura çıkmıştık. 2017 arada geçen senelere üzüldüm. Keşke her sene gidebilsek. Birçok şeyden vazgeçebilirdim tekrar aynı rotaya çıkabilmek için.